tarafta bir şey yok. Bakın solda hep kum tepecikleri. Burası sanki daha sert. Durum böyle. Allah canını almasın seni. Bu. Çok beğendim. Bu gece burada şok cihazımızı ve tedbirden bırak. Salam koydum. Demiştim yoğurt yiyeceğim. En sonuna kadar. Nasıl? Bu arada videoyu yayına vermeden önce bir taşlı iki kuş vurduk diyebiliriz. Hem burayı gördük hem de kendime göre bir yer arıyordum. Yani işimiz rast gitti. Karşıdaki top gibi ağaçları görüyorsunuz. Seçin seçin beğenin. İstediğiniz yere girin. Fakat dikkat edin kumluk olmasın. Toprak gibi görünüyor ama kumluk oluyor, batarsınız. Şüpheleniyorsanız inin bakın. Sanki şu araba orada kalmış gibi. Arka lastiği gömülmüş, bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar yer seçelim beraber. Buradan başlıyor. İçeri kadar devam ediyor. Sol taraftan devam eder ama tepecikler kumlu. Mesela şurası güzel. O tarafta bir şey yok. Ağaçlık yerler genelde burası. Dikkatli, hatta güneş gözlüğümü çıkarayım. Bakın solda hep kum tepecikleri. Ben bir yer buldum gibi. Serin, güzel. Araba kum üzerinde gidiyor bu arada. Güzel bir alan. Fakat karavanı düz tutmam lazım. Oo, arkadaşlar bakın. Burası gizli kumluk, söyleyeyim size. Yani bu otların altı kum. Ben tekrar geriye doğru çıkış yapayım. Girilir de buraya fakat karavan yamuk durur. Şuradan devam edeceğim. Rahat gözükürsün. Biraz daha içeri gideyim. Buraya kaza girsem kaldırırız. Bildiğine kamp arkadaşlar. Çok güzel. Hani korku ormanı vardır ya, sizi içine doğru çeker. Burası da öyle. Hani şurası güzel, burası güzel diye diye gidiyoruz. Ama gerçekten güzel. Şurası düzlük arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde direksiyonu kırıyorum. Bu sağ taraf mı yoksa burası mı? Arkadaşlar şöyle gireceğim. Burası sanki daha sert zemin var. Evet, bugünkü yerimiz burası. Durum böyle. Yani aha. O ne ya, tilki mi? Köpek mi, ne o? Ya arkadaş, pitbull'un burada ne işi var ya? Allah canını almasın senin. Pitbull'a bakın. İyi, bulaşmadı, gidiyor. Ya pitbull ya. Biri serbest bırakmış bu hayvanı. Ay yavrum benim ya.
Ya da biliyor buraları. Geldik ormana, ilk karşılaştığımızın şey pitbull. Issız bir yer arkadaşlar. Kimsecikler yok. Uzaklardan sadece bir su motoru sesi geliyor. Onun dışında kuş uçmaz, kervan geçmez ama harika bir yer. Gerçekten harika. Serin, güzel. Çok beğendim. Bu gece buradayız. Kısmet olursa. Ürkünç bir yer. Hem arazi olarak hem de orman olarak. Bakalım gece ne gibi sürprizler yapacak bize. Ama böyle yerlerde kalmayı seviyorum. Şurada ağaçlar kesilmiş. Sanırım kuru ağaçlar. Evet, bize ait. Koca orman. Maşallah, çok güzel ama. Çok güzel. Arkadaşlar, öncelikli olarak buradaki şok cihazımızı ve ayı spreyimizi yanımıza aldık. Ne olur ne olmaz diye tedbiri elden bırakmamak gerekir. Ayrıca şurada şu dursun. İnsan için değil tabii ki. Yani vahşi hayvan olabilir. Tabii durup dururken zarar vermeyiz. Arkadaşlar, yufkam var diye ekmek almadım. Yufkada küflenmiş. Koca yufkadan kurtarabildiğim bu. İçine peynir koydum. Biraz salam koydum. Şimdi tüpümüzün altını yakıp, çünkü içerisi sıcak. Bir de şöyle mezelik bir şey hazırladım. Belki bu salamları kızartırım. Yoğurdu özlemiştim. Yoğurt yiyeceğim. Yani bu seferlik böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Çünkü burası kuş uçmaz, kervan geçmez. Tek tük araba geçti. Toz dumana katarak. Başka da bir şey yok. Karnım da acıktı. Yemeğimizi yiyelim. Yufkaları yani çok küflenmemişti. Buraya attım. Hani başıboş köpekler vardır. Gelsinler yesinler. Bari karınlarını doyururlar. Vallahi böyle bir şey yapıyorum. Artık idareciyiz. Karavancılık zor iş. Ya uzaklardan böyle gümbür gümbür sesler geliyor da. Otel değil de herhalde biri arabayı çekmiş. Uzaktan geliyor. Yol boş diye de açmış sesini sonuna kadar. Yani böyle bir şey yaptım. Nasıl bir şey çıkacak? İnşallah dağılmaz. Ya dağılsa da önemli değil yani. Maksat karın doyurmak. Böyle müsait yerlerde tüp kullanıyorum. Güzel tüp. Başlığı da güzel ama kayabilir. Ama kayıyor. Ben bir yandan da elimle tutayım. Aslında böyle yerlerde sırtımı karavana vermem lazım. Şu domatesler güzel ya. Aslında orada köylüler de vardı. Karpuz almadığıma da pişman oldum. Traktörün arkasına koymuşlardı. Yanaşsaydım parasıyla 5-10 liraya alırdım neyse. Aklıma gelmedi. Artık bundan idare edeceğim. Zeytinyağı kullanıyorum. Gözleme yeterli olmadığı için biraz kızarsın diye zeytinyağını bol koydum. Normalde zeytinyağsız da yapabilirsiniz. Zeytinyağı olan yer hemen kızarıyor. Kokuya bütün vahşi hayvanlar gelir. Elimle tutuyorum ki kaymasın.
İçine peynir koydum. Biraz da salam koydum. Taş gibi oldu ama iyi. İstediğim kıvamda pişti. İşte zeytinyağı bol koyma amacım oydu. Bir an önce kızarsın, tutsun kendi diye. Bunlar da kendi kendine pişiyor. Bu tabaklar güzel ya. Şey, yıkaması da kolay. Şunları kenara alayım da. İçindeki peynir eriyecek. İşte arkadaşlar böyle cennet gibi bir yere geldik. Gece buradayız. İnanın hani kurgu değil. Yani spontane geldim. Size o konuda temin ederim. Zaten olsa ben daha çok o Tütleyen Göl tarafındaki aşık yerlerden bahsediyordum yolun oralarda da. Buraya gelince burayı gördüm. Çok hoşuma gitti uzaktan. Hiçbir şey yok. Yani burada insan olmadığını... Allah yanıyor mu? Burada insan olmadığını, gelmediğini şuradan anlarsınız. Hiç çöp yok. Bakın. Bir tane ne izmarit ne çöp. İnsancıklar buraya uğramamış. Belki de ilk defa ben keşfediyorum. Şaka bir tarafa. Gerçekten ıssız bir yer. Ne oluyor? Yanıyor mu? Bu arada yağ sıçrıyor. Ha, iyi. Biraz da şu kenarını pişireceğim ya. Şöyle. Allah! Yağ da sıçrıyor. Şu altı pişirmek istiyorum da. Elimden de kaysın istemiyorum. Şöyle biraz dik tutayım. Bu sefer de açıldı. Neyse orası da şöyle tavaya yanaştırayım. Fena yağ sıçrıyor. Şöyle yanaştırayım. Şu şekilde. Böyle pişer herhalde. Şeyler pişti ya. Şunları çıkarayım. Yoğurdumuz var. Yoğurdu özlemişim. Gerçi biraz yoğurt sulandı ama ne yapalım. Eyvah. Neyse o da köpeklerin kısmeti. Şimdi bakın biraz sonra bu kokuya eğer başıboş köpekler varsa mutlaka gelir. Koşa koşa hem de. Yanıyor. Ya arkadaşlar şurayı da biraz yapayım. Şöyle şurayı da biraz yanaştırayım. Bu arada buralarda mangal yapmak yasak. Çünkü şeyi de görmedim hiç. Mangal ateşi. Tamam. Arkadaşlar akşam yemeğimiz hazır. Ben bunu buraya koyayım da. Masa tahta zaten bir şuma. Biraz soğusun sonra yiyeceğim. Ama güzel bir şey oldu ya. Bakın. Peyniri de erimiş. Harika. Sadece yemesi mesele. O da biraz soğuduktan sonra bıçak alırım. Bıçakla keser. Güzel güzel yerim. En azından ekmek yerine geçer. Aslında yoğurt için kasem de var da. Hem de bayağı var. Ama üşendim çıkarmaya. Buna da koyunca sulanıyor. Her seferinde de aynı hatayı yapıyorum. Şöyle böldüm. Karın doyurur, güzel.